hepiniz hoş geldiniz. Pazar pazar saat 17'de yine ekranlardayız. Öncelikle bir oleyimizi çakalım gerçi bizim kızlar bizim kızlara karşı mücadele ediyordu. Biliyorsunuz Dünya Kupası Şampiyonlar maçı oynandı. Az önce bitti. Nefes nefese izledik burada gerçekten de. Eczacıbaşı'ndaki başındaki Naz Aydemir Akyol benim kuzenim biliyorsunuz. Bizim aile baştan aşağı milli voleybolcu. Bir ben değilim. Ben milli oturucu gördüğünüz gibi sürekli stüdyodayım. E, ee, ve sıfır spor var hayatımda utanılacak bir şey ama. Ve kızlarımız kazandılar. Kızlarımız kızlarımıza karşı kazanmış oldular ama Eczacıbaşı şampiyon olduğu Üçüncü kez yenilmezliğini yeni ilan etti ve Dünya Kupası'nı aldı. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok heyecanlı bir maçtı. Yani kimi tutacağımızı şaşırdık ama günün sonunda Eczacıbaşı hakikaten de daha iyi oynadı. Naz'ın ve bütün ekibin şeyden yedek kulübesinden bir sevinci var son saniyede gelen sayıyla ve şampiyonlukla çok vermek isterdim. TRT Spor ekranlarında o ana az önce tanık olduk ama ne yazık ki veremiyorum. Neden derseniz Çünkü telif nedeniyle veremiyorum. Ama bütün kızlarımızı kutluyorum. Türkiye bir voleybol ülkesi. Gerçekten de öyle oldu ve voleybol hakikaten de muazzam bir spor. Bize hem Avrupa standartlarında hem dünya ölçeğinde şampiyonluğu getiren, altın madalyayı Türkiye'ye getiren ilk milli takım oldu voleybol milli takımı. Ne kadar heyecan yapsak, ne kadar sevinsek azdır diye düşünüyorum. Feyyamcım, o sizin güzelliğiniz çok teşekkür ediyorum. Bu pazarda yine enerjimiz yüksek. Hafta başlamadan bir bakalım istedik e, e, şeye gündeme. Fırtınalı Fordlolar'dan selam gönderiyor Sertan hocamız New York'ta. Amerika Birleşik Devletleri'nden burası da çok fırtınalı hem rüzgar anlamında çok fırtınalı Sertan Hocam hem de gündem anlamında çok fırtınalı Doğancım merhaba herkese iyi pazarlar hepiniz hoş geldiniz Haydar Bey diyor ki uzaydan haber var mı var var eve döndü kendisi iki gündür ders çalışıyor önümüzdeki hafta sınavları var. Ee, dolayısıyla evinde oturuyor şu anda evladım <laughs> Biz de mutluyuz o nedenle Hepinize tekrar e, iyi pazarlar Bütün kızlar çok yaşasın bence de öyle ee, Kaç Türkiye var şu anda net sayı olarak? Nasıl yani anlamadım sorunuzu kusura bakmayınız Almanya'da hello diyelim İzmir'de de hello diyelim Herkese hello diyelim. Ben de aynı fikirdeyim. Yani kadınlar gençlerden daha doğrusu hakikaten çok çok ümitliyim. Selam Sena'cığım, hoş geldin. <laughs> yani bilemiyorum, spor olmadığın kesin. <laughs> o kesin yani, milli oturucu olarak hayatımıza devam ediyorum şu anda. Evet, kızları böylece kutladık, heyecanlı bir giriş yaptık. Hepinize de e, tekrar hoş geldiniz diyeyim. Bugün tabii gündeme bakacağız. Çünkü yarın hem asgari ücret komisyonu toplanıyor, ekonomide önemli bir hafta. Perşembe günü de Merkez Bankası'nın faiz kararı var, yılın son faiz kararı. Şu anda yüzde 40 oranında biliyorsunuz Türkiye'de faizler. Ve o faiz kararından 250 bas puan yani iki buçuk daha yüzde iki buçuk daha bir faiz artışı bekleniyor. Bütün bunlar ekonomiyi nasıl etkileyecek? Valla Türkiye Büyük e, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın başkanı Gaye Erkan İstanbul'da kiralık ev bulamıyor oturacak. Öyle söyleyeyim ben size gerisini siz düşünün. Sen nerelerdesin çizi pizi? Minoşumuz nerede? Neden sen avatarını değiştirdin tekrar? Biz Bebeği görmek istiyoruz kocaman olmuştur o evlat şimdi sevgiler gönderiyoruz desteğin için de çok çok teşekkür ediyoruz bizim için çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatayım bütün bu desteklerinizin kanalımızı ve gazetecilerimizin etkisini artırmak için 391 bin olduk Aa, dur araya reklam alayım kaldı şurada 9 bin. Eğer basarsanız abone ol tuşuna bedava biliyorsunuz 400 bine ulaştırırsınız bizi. Bu da hiç şüphesiz ki etkimizi artıracak bir şey olacaktır. Pazar pazar böyle e, birdenbire ortaya çıkan yayını niye yapıyoruz onu anlatayım size isterseniz. Çünkü gerçekten de acayip bir gündem var. Yeni hafta yeni fenomenler büyük bir ihtimalle bu hafta içinde açılacak olan büyük bir yasa dışı bahis operasyonu ve oradan çıkacak ortaya dökülecek olan Hepimizi çok edecek olan isimler ve tabii ki ekonomideki asgari ücret komisyonu ve faiz kararlarıyla geliyor. Biliyorsunuz biz haftayı kapatırken enteresan bir şey olmuştu ve Can Tanrıyar aniden tahliye edilmişti. Enteresanlığı şurada tutuklu yargılanıyordu kendisi. Hani şu anlamda söylemiyorum asla. Niye bu adam hala tutuklu değil falan. O açıdan söylemiyorum. Tutuklu olması da zaten yargının bir enteresan kararıydı. Çünkü aslında yargılandığı dosyada tutuksuz yargılanması mümkündü. Şu anda tutuklu yargılanan pek çok başka isimde olduğu gibi. Ama Can Pandriyar tutuklu olarak yargılanıyordu. Tahliye edildi içeride yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Muhammed Yakut şöyle bir tweet yazmış. Nisan ayı itibariyle hiçbir suçu olmadan içeride tutulan haksızlıklara uğrayan ve bazı şahısların keyfi adalet sistemine müdahale etmeleri sebebiyle tutuklu bulunan abim Can Tandrier bugün itibariyle serbest kalmıştır. Ailesine ve kendisine çok geçmiş olması dileklerimle. Aynı gün bu kararın hemen arkasından Muhammed Yakut Erk Acerer'in bir canlı yayına katıldı. Özel bir yayında e, iddialarını sürdürdü. İne İnanılmaz isimleri anarak inanılmaz iddialarda bulundu ve bir anda yine ortalık karıştı. Belli ki bu haftadan itibaren biz bu iddiaları e, bir süre konuşacağız e, ve e, akıl almaz fenomenler dosyasındaki akıl almaz gelişmelerde gene gündemi domine etmeye devam edecek. Son bıraktığımızda fenomenler dosyasını bu fenomenlerin mal, e, mal varlıklarına el konmuştu hatırlayacaksınız. Bir Şampiyonlar Ligi fotoğrafı var. E, Ataşehir'de bir. Kebap evinde çekilmiş olan bir o, fotoğraf. Kebap evinin sahibi de masanın t ucundaki beyefendi Muhammed Başar. Eşi hanımefendi de bir fenomen. E, üçlüyü mükemmel üçlüyü tamamlamış kusursuz üçlüyü nedir o? E, güzellik salonu, e, bir Range Rover, bol bol Dubai ziyareti ve tabii ki Esrar. Esrar. Bu e, üçlüyü tamamlayan herkes bu masanın etrafına sıralanmış durumda. Samcılık dosyayı genişletmiş ve Polat dosyasıyla başlayan e, fenomenler operasyon diye anılan bu. Soruşturmayı bütün bu isimlere kadar getirmişti. Hepsi şu anda e, aslına bakarsanız yargılanıyorlar dosyanın içindeler ve aynı zamanda da mal varlıklarına tedbir kararı getirildi. Ne demek o yani satamazlar alamazlar mal varlıkları üzerinde hiçbir işlem yapamazlar. Şimdi de o mal varlıklarının bir bölümü TMSF eliyle satılığa çıkartıldı. Bunu da geçen hafta biterken size duyurmuştuk. Hangi mal varlıkları? Dilan Polat, Engin Polat üzerine kayıtlı olan bazı taşınmaz mülklerle bir sergi halinde emniyet e, bahçesinde gazetecilere ifşa edilen lüks araçlar satılığa çıkartıldı. Bunu avukatları bizzat istedi. Neden? Çünkü bir vergi borçları var. Zaten vergi kaçırmışlardı gelirlerimden. O vergi borcuna dair bir ceza çıkacağı yüzde yüz bu dosyada. Başka şeyler de var tabii işin içinde yasa dışı bahis var, narkotik iddiaları var. Yani çok daha kapsamlı bir kara para organizasyonu uzantıları olduğu düşünülüyor. Savcı o nedenle iddianameyi o yönlerde genişletiyor ve soruşturmaya devam ediyor. Ee, Polat e, ailesinin e, mal varlıklarının bir bölümü bu nedenle TMSF e eliyle satışa çıkartıldı. En çok mal varlığı olan ve en çok dikkat çeken isimlerden biri bu sofrada oturan Dilan Polat'la da e, fotoğrafları videoları bulunan hatta bir fotoğrafını geçenlerde gördüm. E, Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un eşi hanımefendi Pervin Ersoy'la e, kendisine şemsiye tutarken bir fotoğrafı vardı Eylül Öztürk'ün hatırlayacaksınız belki. O da önemli bir influencer. E, milyonlarca takipçisi var Instagram hesabı üzerinden ve YouTube'da son haftalarda 3 videoyu arkadan. Yayınladı. Bunlardan biri işte bu şirketler benim üzerime mi ait? İkincisi e, Amerika'daki bu 10 evi nasıl aldım ve bunlar aslında başka birinin mi üzerinde yoksa benim mi? Üçüncüsü de ben nasıl e, bu kadar para kazandığımı e, anlatan 3 video. O videolarda yüzlerce bin izlenmişti. Eylül Öztürk suskunluğa bürünmüş vaziyette. Emrullah Erdinç'i bir grup gazeteci ve kurumu suçlayarak kendisi hakkında yeterli araştırma yapmadan bu iddiaları ortaya döktükleriyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Bugün kontrol ettim hem YouTube kanalını yeni bir video yayınlamış mı hem de Instagram'a baktım orada bir şey paylaşmış mı diye. Instagram storylerinde hikayelerinde bu şeyi paylaşmış bu görüntüyü paylaşmış. Ee, Şırnak'ta ev alacağı fiyata İngiltere'de bir ev ve bir BMW araba satın alan adam sosyal medyada gündem oldu diye bir haberi e, retweetlemiş yani repostlamış. Altına da Dolunay var susmam lazım ağzıma kürekle vurun tek kelime edersem ama siz anladınız diye yazmış. Yani bu ev meselesinde hala kendini haklı görüyor. Bir başka ev haberini paylaşmış. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ev bulamadı annesine taşındı haberini paylaşmış. Altına yine 3 gün susmam lazım. Dolunay var yazmış. Şimdi e, şimdi şöyle bir durum e, oluştu anlaşılan. Eylül Öztürk kendisiyle ilgili bu iddialar e, yargı sürecindeyken bir süre konuşmamaya karar verdi sanırım ya da belki de bir uyarı aldı onu da bilemiyorum. Avukatları hanımefendiye demiş olabilirler ki işte amana ee, yani durum bakalım şu dosyalar bir netleşsin çünkü Eylül Öztürk'ün e, evlerinin emrakçısı olan ve bu evleri daha sonra üzerine geçirdiği iddia edilen Seyran Kavak e, isimli e, karı koca çift e, onlar uzun zamandır Amerika'da yaşıyorlarmış ve e, bu evlerin emrakçısı olduğu iddia ediliyor. Hatta ev, evlerin aslında orijinal sahiplerini yani tekrar o e, emrakçıya iade edildiği söyleniyor Bili biliyorsunuz böyle iddialar vardı. Ona ulaştı bir e-posta yazdılar. kendileriyle ilgili bu iddialara yanıt vermek istediklerini söylediler. Ben de seve seve bu yayını yapacağımı kendilerini canlı yayında sorularımla misafir etmek istediğimi ifade ettim. Ee, i̇ki gün sonra bir yanıt alabildim. Bir cevap yazdılar ve bu fikirden vazgeçtiklerini yayına katılmayı uygun bulmadıklarını canlı yayına ama eğer sorularımı yazılı olarak gönderirsem kendilerine bana yazılı olarak cevap vereceklerini ifade ettiler. Konu o minvalde kaldı. Ee, Volderon'cum hoş geldin. Götlerden gelen Volderon. Sen neredeydin ya? Ha böyle bir anda Noel Baba gibi girdin aramıza. Herkeslere üyelik dağıtmaya başladın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Şimdi bu dosya bu şekilde ilerliyor. Yani işte emlak konusu vesaire, mal varlıklarının satışı, iddianamenin savcı tarafından narkotik ve yasa dışı operasyon boyutunda derinleştirilmesi, masada bulunan bütün influencer ve fenomenlerin dosyaya eklenmesi. Bütün bunlarla ilgili bir süreç yaşanıyor. Eylül Öztürk susmuş durumda. Hiçbir açıklama yapmıyor, konuşmuyor artık. Ama konuşan biri var. Ee, bu hani olağanüstü güzel e, kıyafet seçimleriyle adliyede e, fotoğraflar veren, Instagram hesabına bir takım yorumlar yazan, sosyal medyada çok büyük gündem olan, arkasından da sosyal medya hesabını kapatan, e, Paris'in başkenti Eiffel'de e, bir e, arabanın içerisinde çektiği bir video yine sosyal medyaya sızdırılan e, hanımefendi avukat Buket Tekışık kendisinin bir açıklaması var. Birlikte dinleyelim. Efe'ciğim. Merhaba, ben avukat Buket Uşak Yakışık. Öncelikle son zamanlarda gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için hepinizden özür diliyorum. Ancak şu an hakkında bir linç politikası izlenmekte ve yine hakkında asılsız haberler paylaşılmaktadır. Şöyle ki, bu benim yaptığım ilk ve son açıklamadır. Adede paylaştım, sonunu asla öngöremedim ve yine altına yazdığım bir özür söz kötü yorumlanarak ve hatta kırpılarak farklı bir algı yaratılmış. Üzerinden hukuksuz bir şekilde davrandığı iddia edilmiştir. Bu konuların hepsine bir açıklama getirmek isterim. Öncelikle benim bu zamana kadar terör veya örgütlü suçlarda herhangi bir vekalete bulunmamakta ve yine herhangi bir dosyamda bulunmamaktadır. Takdir edersiniz ki bunun ispatı da çok kolay ve mümkündür. Araba koleksiyonları ve lüks arabalarım olduğu için de şöyle bir açıklamada bulunmuşlar. Bu kitle kışa ait bir Lamborghini var. Paris'te. Paris'e tatile gittiğim doğrudur. Yalnız videoyu benim paylaştığım doğru değildir. Zaten alıntı yapılan sayfalarda bana ait değildir. Bunları da şöyle açıklık getirmek isterim. Google üzerinden hepiniz erişim sağlayabilirsiniz. Drive 89 yazdığınızda, Drive 89 yazdığınızda 200 euro bedelini ödeyerek hepiniz Lamborghini kiralayıp fotoğraf ve video yanınızdaki kişiye çektirebiliyorsunuz. Yanınızdaki çeker şahıs da acı kiralayan şirketin elemanıdır. Yine şöyle plakalarım sürekli değişse de e, arabalarım değişmedi. Arabalarımın değişse de plakalarımın değişmedi şeklindeki yorumlara da şöyle açıklık getirmek isterim. Tabii ki her sene kendi arabamı, kendi bütçemin yettiği kadarını değiştirmek isterim. Üzerime ait tek bir plakaya sahip yine tek bir araç bulunmaktadır. Üzerimde farklı gayrimenkulleri bulunmamaktadır. Ancak haberlerin bir tanesinde gördüm. Lüks araba hediye aldı şeklindeki yorumlara Asla itibar etmeyiz. Şöyle ki, benim hediye aldığım araç dahi hiçbir şey bulunmamaktadır. Bunun ispatı da mümkündür. Noter evrakları, aldığım galeriler hepsini ispatlama mümkündür. Yine şöyle açıklık getirmek isterim bazı konulara. Benim üniversitedeyken de bir aracım vardı. Bu da babam tarafından alınmıştı. Ben yine üniversitedeyken de yurtdışı seyahatlerim hatta lisedeyken de yurtdışı seyahatlerim vardı. Bunları da ailem karşılıyordu. Yine Dubai'ye sık sık gitti, uzak doğu seyahatleri var şeklindeki haberlere asla itibar etmeyiz. Çünkü uzak doğu seyahatlerinde asla bulunmadım. Şöyle ki Dubai'ye sık sık gittiğim kim tarafından nasıl şekilde belgelendi bu haberler nereye çekilmek isteniyor? İnanın hiçbir bilgim yok. Ancak ben lisedeyken de, üniversitedeyken de ee, sürekli yurt dışına girip seyahatlerde bulunan değildir. Çünkü zaten ailemin ekonomik durumu hem beni yurt dışında okutmaya müsait ve gayet elverişliydi. Hepsini toparlayacak olursam, hakkında yaratılan bu kötü yorumlar, eleştiri niteliğini aşan her durum, asılsız her haber için suç durusunda bulunmuş bulunmaktayım. Ya? Yeah. İşte gördüğünüz hanımefendi Boğaziçi Hukuk mezunu değil tabii ki de hocam sert Hocam onu biliyoruz zaten. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede okumuş. Boğaziçi Üniversitesi bir özel bir üniversite değil. Kamu Üniversitesi bir kez daha hatırlatalım. Hukuk Fakültesi zaten yok yoktu. Bir buçuk sene önce kuruldu malumunuz. Şimdi e, bu hanımefendinin açıklamalarını aldık bir kenara koyduk. En azından çıkmış bir açıklama yapmış. Sosyal medyasını da bu arada kapatmış. Size komik bir şey anlatayım yalnız. Şimdi bu e, hani Eyfel e, de Eiffel'in önünde daha doğrusu 500 avroya mı kiraladım diyor. O lüks arabayı kiralayıp video çektirdiğini anlatıyor ya daha doğrusu kiralayan şirket o videoları çekiyormuş. Sonra da kendi hesabında, şirketin kendi hesabında, araç kiralama hesabında reklam olarak bunları paylaşıyormuş. Bu şekilde sızmış video öyle ifade ediyor Avukat hanım, Buket Hanım. Şimdi ben e Buket Hanım'ın haberini verirken ve bundan bahsederken Lamborghini mi kiralamış o diye şaşırmıştım hatırlarsanız. Çünkü ben hakikaten araçları, otomobilleri iyi tanımıyorum. Sizin yazdığınız yorum yorumlardan fark etmiştim. Ve Lamborghini demiştim. Bilin bakalım ne oldu? Fatih Altaylı aradı dedik ki ismini bile yanlış söylüyorsun. Nasıl ya dedim arabanın adı ne? Lamborghini dedi. Gini Lamborghini arabanın adı Lamborghini. Fatih Altaylı'dan daha iyisi bilecek değilse herhalde. Tabii doğru. Şimdi fakat sonra Buket Hanım'ı dinledim. O da Lamborghini diyor. Demek ki biz cinlerde buluştuk kendisiyle yani. O da Lamborghini, ben de Lamborghini. Bu vesileyle doğrusunu yazalım. Lamborghini'ymiş arkadaşlar. Araba. Otomobil Lamborghini okunuyormuş. G ile aynen. <laughs> aynen öyle. Bak gördüğünüz gibi ben kazanmadım. Pardon dur kaybetmedim. Ee, öğrendim. Neydi ya o laf? efe Çalışacaktık hani biz bunları ya. Aman. Neyse şimdi demek ki Buketa'nın açıklaması da böyle. Her gün yeni bir isim ekleniyor. E, bu dosyalara bu meselelere. Bugün de yeni bir isim gördük. Adı Tülay Erkan. Ben gerçekten inanın e, bir tek Eylül Öztürk hariç. Dilan Polat falan da dahil olmak üzere. Şimdi Sevim Alan dosyası açılacak gibi gözüküyor. ne o bir tane Neslim, Neslim Gürgen mi Bilgen mi? Mesela bu hanımefendinin hakikaten varlığından haberdar değildim. Hatta buna Ecer Onay'ı da ekleyebilirsiniz. Yani nasıl bir gazeteciysem ben istediğiniz şekilde eleştirebilirsiniz. Gerçekten varlıklarından bile haberdar değildim. Şimdi de Tülay Erkan diye bir hanımefendi. Alp Kılınç isimli bir hesap var biliyorsunuz. Hem şeyde adını söyleyin. X'te yayınlar yapıyor hem de Instagram üzerinde ve bize her gün yeni biriyle tanıştırıyor bu hanımefendilerin. Bugün de Tülay Erkan'la tanıştırdı bizi. Bir checklist yapmış Alp. Umre tamam, Dubai tamam, Gürcistan tamam, estetik tamam. 2019'da sadece kocasının küçük bir fayans dükkanı varmış bu hanımefendinin. Yani Fayans dükkanı derken fayans ustası mıymış yoksa fayans mı satıyormuş onu da tam anlayamadım. Sonra bu masadakilerle bir araya geliyor. Hani var ya o kebapçıda çekilen şampiyonlar ligi fotoğrafı ee, ve arkasından da büyük bir servetin sahibi oluyor. Kendisi şu anda Hollanda, İngiltere, Gürcistan arasında sürekli hareket halinde olan bir kişi bu. Ee, İlginç gerçekten de bu fayans dükkanı, eşinin fayans dükkanı kapanmış. Kendisine bir holding kurmuş beyefendi. Yani bakın bunlar önemli başarı hikayeleri. Yani sizin oğlunuz kızınız niye yapamıyor, siz niye yapamıyorsunuz oturun kara kara düşünün bence. Bu küçük fayans dükkanı kapanıp bir holdingleşiyorlar. Arkasında bu olayların patlamasının ardından her gün kuyumcularda kilo kilo altınları bozdurmaya başlamış bu hanımefendi. Hollanda'nın en zengin yerlerinde milyon avroluk arsalar almış, müştemilatlar yaptırmış. Kayseri'de sayısını bilemediğimiz sayıda dairesi, yurt dışında arsaları ve villaları bulunuyormuş. Mal varlıklarının birçoğu da akrabalarının ve ailesinin üzerine kaydedilmiş bütün gönderilerini ve videolarını silip arşivliyormuş şu anda ve ülkeden milyonları alırken dışarıya Allah her şeyi biliyor çok dua ettik o da verdi diye videolar paylaşıyormuş. Görüntüleri görelim Efe'cim ben gerçekten Tülay Erkan'la yeni tanıştım. Hanımefendi bu daha önceki mütevazi hayatından herhalde bazı fotoğraflar devam edelim arka arkaya verelim. Kimmiş bu Tülay Erkan şimdilerde. mesela burası Burj Halife by Emar, Emar Holding tarafından yapılmış olan e, Dubai'deki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Burj Halife göklerinden bir fotoğraf paylaşıyor. Bir önceki fotoğraf mütevazi günleri, bir sonraki fotoğraf estetik ve sonrası dönem. Devam edelim. Um, tabii ki evet e, al mescid al haram mutlaka ki dini vazifeler yerine getiriliyor. Allah kabul etsin diyelim. Evet. Devam edelim görüntülere. Ah, bir de video var izleyelim duyalım. Müzik mi var? Müzik mi var? <laughs> Gene mi eserse? Öyle mi? Ha peki konu ne peki? Konu şu, kendisi aldığı mülklerden birine bir kapı inşa ettiriyor. Kapı da kapı yalnız. <laughs> bir dakika ya ben gerçekten bazı şeyleri yayın anında görüyorum ve <laughs> hakikaten ha, bir daha versene o yani bak ölçekleme deriz buna hanımefendinin boyu 165 olsa hanımefendiden en az üç buçuk tane bu kapı 165 çarpı üç buçuk biri çarpabilirse lütfen o ne ya? Nerenin kapısı bu? Kendisine aldığı villanın, e, inşaat ettirmekte e, olduğu, yaptırmakta olduğu villanın kapısı. Kapı da Brezilya'dan gelmiş bu arada. Yani gerçekten ya. Vay arkadaş ya. Bunu açıp kapamak da sıkıntı ya. Hani ne bileyim ben ciddi bir kol gücü gerektirir. Bunu nasıl açacaksın, nasıl kapatacaksın? Ha evde bu. E, e, neredeyse ev kadar. Ay, gerçekten ev kadar zaten. Bak çatı da orada duruyor. Yemin ediyorum biz bunu ben Otlu Mimarlık mezunuyum söylemesi. Biz bunu proje diye çizsek dayak yerdik biz e, hocalarımızdan. Böyle şey mi olur? Bu ne kadar saçma sapan bir. Neredeyse mülkün kendisi kadar. O beyefendi eşi mi? Herkes bir kapı açıp kapatıyor. Vay arkadaş ya. Şimdi bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü İhtiyaçtan fazla bir para harcanması lazım. Eğer gerçekten bu hanımefendi de savcının iddianamesinde yer aldığı üzere bir kazanılmış bir kara parayı sisteme sokmakla görevliyse ve kara para aklıyorsa artık öğrendiniz nasıl kara para aklanacağını o kadar çok yayın yaptık ki yani neredeyse hani şey do it yourself videoları gibi oldu bizim kara para aklama videoları. Kara para nasıl aklanır? Smurfing nedir? Şirinler sistemi nasıl uygulanır? Yasa dışı bahis whatsapp gruplarına nasıl üye olunur? Telegram'da bu işler nasıl oluyor falan neredeyse öyle oldu bizim videolar. Eğer o sistemin içindeyse gerçekten hanımefendi normalde 1 liraya mal edeceği şey 100 liraya mal etmesi lazım ki aradaki 99 lirayı sisteme sokabilsin. Onun için bu kapılar mapılar yani tamamen hani sadece kimilerinin böyle görgüsüzlük mü olur falan diye değerlendirmelerinin çok ötesinde bir durum var burada. Yani Brezilya'dan kapı getirmek nedir ya ülkede kapı mı yok yani Mimar Sinan'ın ülkesi burası. Sen kapıyı Brezilya'dan getiriyorsun. Bir enteresan durum. Daha başka görüntüleri de var anladığım kadarıyla. Efe çünkü Alp böyle bir şey yapmış. Bir dizi yapmış Tülay Erkan'la ilgili. Kendisi de zannediyorum şu anda sosyal medyasında yani Tülay Erkan kendi hesabındaki paylaşımlarını silmeye başlamış. Ve onları arşivliyormuş. Evet bakın bunlar mesela. Bakayım burada ne var mesela biraz büyütme şansımız oluyor mu? Tülay Erkan ve Gülümser İnci official. Evet tabii ki de Türk bayrağı olmadan olmaz malumunuz. Hatta bakın Türk bayrağı gibi giyinilmiş yani öyle şeyler de olmuş. Arkaya da ne mutlu Türk'üm diyene Bülent Serttaş'tan böyle bir eser paylaşılmış. Onun için açamıyoruz. Tülay Erkan'ın bu arada kendi Official şeyinin e, hesabının görüntüleri açık mı yani hala o hesap duruyor mu? Bu da burada anı kalsın. Sorularınız varsa inşaatla ilgili sorun. Cevaplarım hepsini. Burada Allah isteyen herkese nasip etsin. Alt kat bitti şimdi üst kata geçtiler. Ha evet işte o Brezilya'dan gelen kapının e, monte edildiği villanın ilk inşaatı temel şeyleri Eşin, eşi beyefendi de yanında eskiden fayans satarken şimdi bir holdingi varmış beyefendinin maşallah diyelim kimsenin parasında pulunda başarısında gözümüz yok o ayrı mesele de tabi hani niye mesela <laughs> sizin evladınız yapamıyor da e, böyle bunları bu nasıl bir başarı hikayesi 18k kişi beğenmiş aynen e, yani anladığım kadarıyla Tülay Erkan'ın bu hesabı da açık şu anda bazı paylaşımlar yapmaya devam ediyor Şimdi mesela böyle her gün yeni bir isim ekleniyor bunlara. Aslında dosya biliyorsunuz Dilan Polat ve Engin Polat meselesiyle başladı ve buralara kadar geldi. Dün akşam ise çok ilginç bir şey oldu. Ee, gene bu hafta sonuna girerken biz dün değil önceki gün Murat Ağrel'in verdiği son dakika haberiyle bu dosyanın içine yasa dışı bahis baronlarının isimlerinin eklendiğini öğrenmiştik. Yani savcılığın fenomenler dosyası diye başlattığı soruşturma kapsamında artık yasa dışı bahis iddiaları çünkü eğer bir kara para aklama operasyonuysa bu hakikaten yani bir fenomen olmanın ötesinde kriminal bir yapı varsa bu işin arkasında savcılık o yönde soruşturmayı derinleştirmek zorunda ve iddianamesine de bununla ilgili delilleri e, ve tabii ki de e, ifadeleri e, tanıkları almak durumunda. E, Emre Ercis diye biri var biliyorsunuz X üzerinde ben e, bazen takip ediyorum kendisini okuyorum ne yazdığına bu Dilan Engin Polat dosyası başladığı sırada Emre Bey'in bir takım iddiaları olmuştu şöyle şeyler önce okuyalım çünkü dün gece ortalık karıştı ve ex space'lerinde inanılmaz iddialar havada uçtu biliyorsunuz oraya geleceğim Dilan Engin Polat dosyasından bir örgüt çıkacak ama o örgüt Polat ailesi olarak değil şantaj tehdit Komplo, sahte delil üretme, yargıyı yanıtma gibi içinde avukatların, gazetecilerin, Twitter fenomenlerinin hatta bazı ulusal kanallardaki yorumcuların yer aldığı bir örgüt olarak tarihe geçecek. Dursun bu tweet niye önemli? Emre Bey burada şöyle bir iddiada bulunuyor. Bu ilk günlerinde paylaştığı tweet Dilan Engin Polat dosyasının. Diyor ki bir örgüt var ama bu örgüt e, Dilan ve Engin Polat çiftini, çifti hakkında komplo ve sahte delil üreten ve yargıyı yanıltan ve içinde avukatların, gazetecilerin olduğu bir örgüt aslında diyor. Ne demek istiyor? Yani bu insanlar suçsuz demeye getiriyor bir anlamda. İlk günlerde yazdığı tweet ve belki de burada avukatlardan kasıt atıyorum Feyza Altun, gazetecilerden kasıt atıyorum bu dosyayı sürekli gündemde tutan Türkiye'nin bir grup araştırmacı gazetecisi. Twitter fenomenlerinden kasıt atıyorum işte Alp Kılıç gibi mesela Instagram'da ya da X'de yayın yapan genç isimler. Yani Emre Bey şunu iddia ediyor. Bu dosya yargı içindeki iki kanadın birbiriyle hesaplaşmasının bir öznesi haline, bir odağı haline geldi diyor. Ve bunun arkasından diyor yargıdaki bir şantaj çetesi çıkacak. Sonra ne yazmış görelim. İkinci olarak Emre Bey şöyle bir şey yazıyor. Israrla Dilan Engin Polat dosyasıyla neden bu kadar ilgileniyorsun diye soranlara cevabı. Şimdi burada isimler ortaya çıkıyor Emre Bey'in tweetlerinde. Feyza Altun, Murat Arel ve diğer şahıslar neden ilgileniyorsa ben de o yüzden ilgileniyorum. Dahası şu ana kadar ortaya atılan iddiaların %90'ı dosyal alakası olmayan, somut delile değil soyut iddialar üzerinden konuşulan şeyler. Dolayısıyla birileri aleyhte delil toplamaya çalışırken ben de lehte delilleri doğru bilgi adına yazmaya ve toplamaya çalışıyorum. Umarım açık ve net anlatmışımdır. Yani buraya kadar, bu noktaya kadar yazdığı tweetlerde böyle bir durum var. Yani Emre Bey yargının içindeki bir hesaplaşmanın dediğim gibi bir çatışmaya dönüştüğünü ve bu dosyaların o yüzden birbirlerine karşılıklı şantaj yapmak için açıldığını ima eden, ifade eden bazı tweet'ler yazmış gördüğüm kadarıyla. Peki dün gece ne oldu? Dün gece şu oldu. Bu dosyaları araştırmakta olan bazı gazeteciler birbirleriyle e, tartıştılar. Bayağı sert tartıştılar. Eee görmüşsünüzdür mutlaka X ekranında. İsim vermek istemiyorum bu iddialarla ilgili bu gazeteciler ama yani içinde işte Murat Arelim de olduğu, Seher Yaşayacan da olduğu, Er da olduğu bir grup gazeteci diyelim. Ee, ve e, Seyhan Aşar var Halk TV'de gene araştırmacı dosyalar yapan. Yani özellikle şu bir grup bu gazetecilerin bir grubu diyor ki yasa dışı bahis uzantısı bu dosyaların var ama sizin söylediğiniz isimler değil. Nedir o isimler? İşte Veysel Şahin, derkan Paşar gibi bir ayağı e, Gürcistan'da Galip Öztürk'e basan bir yapıdan bahsediliyor yasa dışı bahiste. Onlar değil deniyor. Peki ki öbür tarafta da başka isimler telaffuz ediliyor. Evet. Bu sefer gazeteciler birbirlerini çeşitli kriminal insanları koruyup kollamak ya da onlara şantaj yapmak ve veya e, onlardan bilgi almaya çalışmakla suçladılar. Ortalık birbirine girdi. E, ve bir anda herkes birbirine engelledi, bir şeyler oldu falan. Bütün bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Bence şunun için oluyor. Şimdi gazeteci dediğimiz iş, yani mesleğimiz e, kendi kaynaklarımıza sağlıklı ve belli mesafede ilişkiler kurarak hakikatin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır. Bizim mesleğimiz bu. Ve gazeteci bu süreçte hata da yapabilir. Hata yapmaktan korkan hiçbir gazeteci doğruya ulaşamaz. Çünkü aslında bizim mesleğimiz önümüze gelen bir iddia ile ilgili geriye doğru teyit mekanizmasını çalıştırmaktır. Bizim önümüze bir iddia gelir. Denir ki mesela atıyorum şu metre 50 santimlik bir metre. Atıyorum. Tamamen kafadan atıyorum. Onun üzerine biz a öyle mi acaba? Bu sefer araştırmaya başlarız. A bir bakarız. Yok öyle değil gibi. Ama biri diyebilir ki hayır onun içine yeni bir şey konuldu. O öyle imal onu imal edene baksan. O zaten eskiden öyleydi. Başka bir metrik sistemdeydi. Ve biz önümüze gelen bu iddiayı geriye doğru araştırmaya başlarız. Bunu aynı zamanda teyit mekanizması da diyebiliriz. Ve dolayısıyla gazeteci o süreçlerde evet hata da yapabilir. Oralarda dezenformasyon var, manipülasyon var, yönlendirmeler var, tehdit şantaj var, siyasetin baskıları var, sansür var. Aklınıza gelen o yolculukta, geriye doğru gittiğimiz o yolculukta aklınıza gelen her şey var. Gazetecilik fonksiyonu içerisinde başımıza gelen bütün bunları sağlıklı bir şekilde aşarak gazeteci hakikate ulaşabilir ve hakikat dediğiniz şey birçok boyuttan oluşur yani tek bir gerçek vardır ama hakikatin bir sürü farklı boyutu vardır yani siz bunun işte sadece bir metre olduğunu söylerseniz yanılırsınız yani bu aynı zamanda işte şöyle açılan şu kadar olan şurada kullanılan filan gibi 5N1 kalsın haberini toplamanız lazım. Anlaşılan o ki e, yargının içerisinde bir süredir olduğu iddia edilen e, ve bir ayağı da siyasi hesaplaşmaya basan e, AK Parti ve MHP arasındaki bir gerginliğe basan bu tartışma gazetecilik iklimini de e, etkilemeye başladı. Ve burada hakikaten bir gazeteci olarak şunu e, bulmaya çalışmak lazım. Kim kimi manipüle ediyor? Kim hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor? Kim şantaj yoluyla veya başka tekniklerle gerçekten de bu dosyanın selahiyetini yani sağlıklı bir şekilde yargıdaki yolculuğunu etkilemeye çalışıyor. Çok sıkıntılı bir dönem olduğu kesin. Gördüğünüz gibi iş büyük. Demek ki para büyük, suç büyük. Bütün bunlar ee, olmasa yani e, mesele bu kadar büyük olmasa ortada bu kadar kan revan birbirine giren bir yapılanma da olmaz. Ben bütün bu şeylerden e, paylaşımlardan bunu anlıyorum. Mesela Emre Ercis'in gene aynı dönemde kronoloji diye paylaştığı bir tweet var. Orada da doğrudan e, Polat dosyasını açanları suçluyor. Buyurun bir avukatın bürosu aranıyor oluşturucu ihbar yapılıyor. Polat ailesi hakkındaki soruşturma dosyası İstanbul Savcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla Anadolu Adliyesi'ne yollanıyor. İki adliye arasındaki malum tartışmayı biliyoruz. Anadolu Adliyesi ve Çağlayan Adliyesi arasında. Masak'ın gizli raporu medyaya sızıyor. Bakın bunlar çok önemli. Bir takım bilgiler, görüntüler, belgeler. Bazıları sahte olabilir. Bazıları photoshopla hazırlanmış olabilir. Bazıları deepfake yapan zeka videoları hazırlanmış olabilir. Bütün bunların hepsi. Bütün bunların hepsi aslında sürecin manipüle edilmek taraf e, e, manipüle edilmek istendiğini gösteriyor. E, i̇ki odak varsa eğer bu meselede hiç şüpheniz olmasın ki bu iki odağın ikisi de aynı anda. Hem siyasete hem de medyayı manipüle etmeye çalışır. Bu böyledir. Yani kendilerini gizlemek için, e, hakikatin kendisi ortaya çıkmasın diye yanlış bilgiyi yayarlar. Onun için mesela bu görüntüler aniden tırnak içinde sızar. Şimdi öyle de bir ortam var ki sosyal medyada. E, kısacası özetlemem gerekirse, e, özetlemem gerekirse şöyle söyleyeyim. Bu belli ki çok sıkıntılı bir dosya. Ucu buca ayağı işte efendim dalı kökü bir yerlere gidecek bunun ve bütün bu tartışmaların sebebi de bu belli ki yani bir değil iki grup var en az hem kriminal anlamda söylüyorum yani yasa dışı bahis dediğimiz milyarlarca dolarlık bir pazarı tırnak içinde pazarı hükmeden belli ki en az iki grup var benzer şekilde adaletin ve yargının içerisinde de en az iki grup var bu iktidar ittifakının içerisinde de en az iki grup var demek bu da tabii en sıkıntıda olan grup gazeteciler doğruyu bulmak adına ikincisi de seçmen çünkü vatandaşın kafa zaten bin tane şeyle meşgul. Nasıl geçinecek? Çocuğunu nasıl iyi, sağlıklı bir şekilde besleyecek, okutacak? Ülkede nasıl huzur içinde, güven içinde yaşayacak? Bunları düşünürken bir de böyle o kimdi, o kimdi? Böyle bir karmaşanın ortasında ilerlemeye devam ediyoruz. Mesela İçişleri Bakanı'nın paylaşımları var. İçişleri Bakanlığı diyor ki 300 küsürün üzerinde 300 küsürün üzerinde suç örgütü imha edilmiş. Yani şu geçen 150 gün içerisinde bu buyurun 326 organize suç örgütü 11 ay içerisinde 326 organize suç örgütü bu ne demek ya? Demek ki bütün organize suç örgütleri elini kolunu sallayarak dolaşıyordu bu ülkede. Sonra Soylu tarafı Süleyman Soylu tarafı başka bir grafik paylaşıyor mesela. Ve diyor ki hayır öyle bir şey yok biz 2018'de, 2019'da, 2020'de, 21'de operasyonlar yaptık. Ve bu operasyonlarda da ciddi şekilde örgütü çökerttik diyor. Ee, bu grafiği paylaşan bu açıklamaları paylaşan da yine Emre Ercis isimli. Twitter kullanıcısı beyefendi mesela onun da şeyine baktığınız zaman orada da soylu dönemini rakamlarının paylaşıldığı bir takım grafikler göreceksiniz. Demek ki bu mesela işte bu İçişleri Bakanlığı'nın grafikleri. Sorularına gelen cevaplar şurada bakın sağ tarafı büyüttüğümüzde ülke genelinde kaç e, hangi yılda kaç organize suç örgütü evet 2018 yılında şu kadar 2019 yılında bu kadar 2020 yılında şu kadar işte böyle bunlar paylaşıyor. Şimdi e, anlıyoruz ki AK Parti kendi içinde de. Gruplara ayrılmış durumda yani sadece İçişleri Bakanlığı üzerinden değerlendirecek olursak önceki dönemle şimdiki dönem arasında da farklılıklar var ve burada da yine e, bir çatışma var. Bunun iz düşümlerini mi görüyoruz yargıda bu fenomenler dosyasında yasa dışı bahis dosyasında olabilir mümkün. Yani diyemiyorum ki hayır öyle bir şey yok diyemiyorum. E, ama tuhaflık şu ki mesela ülkede müstehcenlik yayınları yapan ya da cinsel e, e, yayınlar yapan e, e, baya yani hani e, seks üzerine e, seks paylaşımları üzerine kurulu yayınlar yapan bütün siteler hızlı bir şekilde kapatılırken e, erişime engeli getirilirken merak ediyorum ben yasa dışı bahis siteleri de kapatıldı mı? Onlar da engellenebilir Onlara da giriş ve şey konusunda bir takım e, bilişim suçları üzerinden ve bilişim sistemleri üzerinden engeller getirilebilir. Yapıldı mı bu acaba? Böyle bir önlem alındı mı? Yoksa şakır şakır herkes yasa dışı bahis sitelerine hala girmeye devam edebiliyor mu? Mesela bunu da gerçekten e, çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bu yasa dışı bahis konusu daha çok su kaldıracak. O kadarını söyleyeyim size. İş futbol dünyasında kulüplere, e, bir takım isimlere, aklınıza hayalinize gelmeyecek bazı yöneticilere kadar uzanabilir mi? Soru işareti. Kim kimin ayağına ne kadar basacak? Öyle bir dönem. Yani bütün bu meselelerin nereye kadar uzanmasına tırnak içinde izin verilecek. Bütün bu izin, izinler hangi siyasi pazarlıklarda kullanılacak? Gerçekten topyekün bir temizlik operasyonu mudur bu hepimizin yararına olan? Hepimizin tek tek vatandaş olarak hayalini kurduğu yoksa e, el mi değiştiriyor bazı şeyler? Mesela bu soru işaretleri gerçek bir gazetecinin kafasında sürekli olmalı. E, onun için de araştırmacı gazetecilerin işi böyle bir süreçte her zamankinden daha zor onu da söylemeliyim. Bir diğer dosya bankacılık operasyonlarıyla ilgiliydi. Daha doğrusu fonlar ponziler. Seçil Erzan meselesi devam ediyor malumunuz. Orada da gene e, futbol dünyasında isimler var. Bu futbol dünyasındaki isimler de acaba bu ponzi üzerinden bir yasa dışı bahis geliri mi aklıyorlardı? Elden alınmış bir takım paralar mı aklıyorlardı? Onun için mi ikna oldular Seçil Hanım'ın bu e, peçeteye yazılmış e, efendim dekonttan başka her şeye benzeyen e, imzasız belgelerine bilmiyoruz. Bilmiyorum savcılık dosyası elbette ki bu soruların da yanıtını arıyordur. 180 bin mesaj varmış telefonunda. Seçil Erzan bir telefonu kırmış. Kendisine ait telefonlardan birini kırmış. O telefon onarılmış ve geriye doğru şimdi silinmiş olan bütün mesajlar da dahil olmak üzere o telefondaki mesajlar inceleniyor. Bu durumda iki şeyi de öğrenmiş oluyoruz. Bir. Kırılmış bir telefon onarılabilir ve içindeki bütün bilgi ve belgelere ulaşılabilir. İki sildiğini zannettiğiniz, sildiğinizi zannettiğiniz bütün yazışmalar, internet ortamında internet kullanılarak birbirine aktarılan tüm yazışmalar, WhatsApp'ta, Telegram'da veya her yerde aslında silinmiyor. Her şekilde bütün bunlar bulunabilir. Önümüzdeki dönemde bir dezenformasyon serisine başlayacağımı duyurmuştum. Orada sadece bununla ilgili bir uzman konuk alacağım ve siber güvenlik yani e, kredi kartı bile kullanıyorsanız aslında izinizi, nerede olduğunuzu, kimin ne olduğunuzu her şeyi, her şeyi, TC kimlik numaranızı, ev adresinizi hepsini hepsini e, bırakmış oluyorsunuz o bir sümüklü böcek gibi gerçekten iziniz internette çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Mesela bugün Murat Ağrel'in bir tweeti vardı. Onu en sonunda göndermiştim Efe. Biliyorsunuz Murat bir süredir de CSM üzerinden TC kimlik numaralarımız verilerek nasıl sahte telefon hattı alındığını yazıyor. Yani TC kimlik numarası evet bana ait ama telefon bana ait değil. Birisi gitmiş benim TC kimlik numaramla diyeceksiniz ki sizin TC kimlik numaranıza nasıl ulaşabiliyorlar? Yayınladılar babacığım hepimizinkini. Hakan Fidan'ınkine de dahil olmak üzere. Bütün kimlik bilgilerimiz çalındı Türkiye'de. İnternet sitesi kurdular ve sattılar. Kaç tane hacker beni aradı ablacığım bütün bilgileriniz bende falan diye. Yani yazışmalarım var benim WhatsApp üzerinden bana ulaştılar çocuklar. Yani o derece biliniyor her şey. Ve benim TC kimlik numaramla, benim TC kimlik numaramla gidiyor mesela bir telefon hattı alıyor. Ondan sonra da o telefon hattı üzerinden, o telefon hattı bana ait olmuş oluyor. Benim değil ama benim TC kimlik numaramla alınmış. Her türlü yasa dışı faaliyete giriyor. Buna şey de girebilir, işte siz söyleyin... Yasa dışı bahiste girebilir ne bileyim ben işte ee, porno mesajlı ol. Aklınıza gelen her şey, aklınıza gelen her şey. Ee, Murat bugün Murat Arel bugün son paylaştığı tweette. işte bu. Uzun süredir dolandırıcı yöntemlerini anlatıyorum ve yazıyorum. Bu yazdığımı lütfen okuyun ve e-devlet bilgilerinizi kontrol edin. Hakan iyi bir takipçim. Kendisine yeni hat aldığına dair bir mesaj geliyor. Hakan hat almadığı için şaşırıyor ve hemen operatörü arıyor. Buyurun. Görüyor musunuz? Buyurun. E, ...diyor ki ya, benim böyle bir şeyim yok... ...böyle bir hattım da yok... E, ...ve bu yani Türksel müşteri... ...hizmetlerine bir şeyle bulunmuş... ...peki tweet'in altını görelim... ...ne yapmışlar bu e, şeyle... E, ...bir bakalım... ...tweet'in altını görelim... ...yok... E, ...anlatamadım herhalde... Ha, ...yok ilk, Efe ilk tweet... ...Efe'cim ilk tweet'i görelim... İlk tweet... ...bunun üstünü görelim... ...evet teşekkür ederim... Ha, ...Hakan iyi bir takipçim... ...kendisine yeni hat aldığına dair bir mesaj geliyor. Hakan hata almadığı için şaşırıyor ve hemen operatörü arıyor. Gerçekten de Hakan adına bilmem ne numaralı bir hat alınmış gözüküyor. Peki nasıl yapmışlar? Ele geçirdikleri vatandaşlık bilgileriyle anlaştıkları bir bayiden Hakan adına hat almışlar. Sonra ne yapıyorlar? Bu hatla muhtemelen dolandırıcılık faaliyetinde bulunuyorlar ya da başka işlerde de kullanıyorlar. Hakan bunu fark etmemiş olsa ve bu hatla yasa dışı bir faaliyet yapılsa yargılanan Hakan olacak. Çünkü onun TC kimlik numarasıyla alınmış e-devletinizi devamlı kontrol edin hadi buyurun bakalım Yani böyle bir dünyaya geldik ee, yani bir de siz düşünün biz gazeteciler olarak bunca hengame arasında bunca kin intikam şantaj pusu komplo operasyon e, arasında gerçeği sadece gerçeği nasıl bulacağız soruyorum size ee, yetmedi bir tane dosya daha anlatacağım Efecim Ersin'in gelmesini bekliyorum yayına hemen e, ifade edelim kendisini Kendisini davet ederim çünkü sırada o var ama o hala yayında değil. Görmüyorum ben onu. Bir dosya daha anlatacağım size. Bu sefer TSK içinden bir dosya anlatacağım. TSK içinden bir dosya anlatacağım. Çünkü anlıyoruz ki bu Adnan Oktar'ın korunmaya çalışıldığı, bir takım yapıların hala intiyazlı olduğu Türkiye'de e, cemaatleşme son sürat devam ediyor. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü bugün Ersin Eroğlu'nun 10haber.net'teki özel haberine baktım ve dehşete düştüm. Haber şu, malumunuz teğmenlerin bir kavgası yaşanmış, yaşanmıştı. E, Atatürk fotoğrafını indirdin, indirmedin. E, meğer burada bir cemaat yapılanması izi varmış. Hatta bir grup kurulmuş. Ben bunların isimlerini okuyamıyorum. Ben Lamborghini'de <laughs> Bu vesileyle Fatih Altay'dan öğrenmiş olayım. Hubbi Fillah grubu kurmuşlar. Hubbi Fillah nedir ya? Nedir bu? Bunu Ersin Eroğlu bizzat kendisi anlatsın bize. Ersin'cim hikaye ne? Bu teğmenler neden kavga etmişlerdi? Neden böyle bir yapı var? Bu neden Hubbi Fillah bu grubun adı? Ve aslında senin bugün manşetleri süsleyen, süsleyen ne demek ya? Eskiden öyle derdik. Manşetlere düşen bu özel haberinde ne anlatıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, şöyle, e, bir süredir e, Tuzla Piyade Okulu'nda e, kursiyer teğmenler arasında yaşanan bir tartışmadan, bir kavgadan e, söz ediliyordu. E, bu kavga e, artık 10 Kasım'da e, Atatürk'ü anma e, törenlerinde e, büyümüştü, ayyuka çıkmıştı ve Arbede'ye dönüşmüştü. Ee, bu da basına yansımıştı. Sonrasında. Neydi, oradaki konu? neydi oradaki tartışma konusu? Yani? Ee, Atatürk'ü e anlamadın meselesi miydi? Tuzla Piyade Okulu'ndaki konu neydi? Tuzla Piyade Okulu'nda bir tane teğmen var. Bu teğmen e, 10 Kasım anma törenlerinde herkes e, yakasına e, Atatürk'ün fotoğrafını asıyor. E, bu zorunlu, Zorun Evet. E, bütün teğmenler e, asmak zorunda. Törende, tören esnasında bunu yapmak zorundalar. Bir tane teğmen asmıyor. Daha önce de e, diğer teğmenlerin e, Atatürk karşıtı olduğu iddiasıyla Kara Harp Okulu Harbiye yıllarından beri e, üstlerine şikayet ettikleri bir teğmen grubunun içindeki bir kişi bu. E, daha sonra e, diğer teğmenler tepki gösteriyor. Atatürk fotoğrafını neden asmadın diyorlar. E, bu durumu e, bölük komutanına, üst teğmene bildiriyorlar. E, üst teğmen e, neden asmadığını sorduğunda toplu iğne bulamadım diyor. Toplu iğne bulamadım bahanesiyle asmadığını söylüyor. Atatürk fotoğrafını e, o yakasına. E, sonrasında e, üst teğmen e, iğne getirtiyor ve asıyor orada. Törenler bitiyor. Törenler bittikten sonra e, gerilim biraz daha artıyor. Bu e, 405 nolu koğuş var. 405 nolu koğuşta kalan 3 tane teğmen var. E, bu teğmenlerin başında da o yakasının Atatürk fotoğrafı asmayan teğmen var. Bunlar hep birlikte hareket ediyorlar. Harp okulu yıllarında da diğer teğmenler tarafından, Atatürk teğmenler tarafından bunlar üstlerine cemaatçi, tarikatçı olarak bildiriliyorlar. Fakat sonrasında neler olduğuna dair somut bir şey yok elimizde. 10 Kasım'dan sonra bu gerilim devam ediyor. Sonrasında ise 13 Kasım'da artık WhatsApp gruplarında tartışmaya dönüyor. Teğmenler arasında bu. Atatürk'e karşı olan tepkilerini o cemaatçi tırnak içinde söyleyeyim cemaatçi olduğu iddia edilen teğmenlerin Atatürk'e karşı olan tepkilerini bu teğmenlerin hepsi toplanıyorlar artık diyorlar bu kabul edilemez bir noktaya geldi Atatürk'ü kabul etmiyor bunlar nasıl teğmen diyorlar ve 13 Kasım günü Whatsapp tartışmalarının ardından 405 nolu koğuşun kapısına Atatürk posteri asıyorlar. Vay bir dakika o, Atatürk posteri asarak yani aslında bir e, tartışmayı da yani büyütmüş oluyorlar ve bir tepki gösteriyorlar. Şimdi şu WhatsApp mesajları On Haber Net'te Ersin Eroğlu imzasıyla özel olarak yayınlandı. Gofreli, gofreli ne demek yani onlara özel onlar bulmuşlar ele geçirmişler. Dolayısıyla e, bu WhatsApp mesajlaşmaları onhaber.net'in sitesinde yayınlandı. Haberin görsellerini, ayrıntılarını orada görebilirsiniz. Sizinle beraber okumak istiyorum çünkü önemli. Şunu büyütelim, bizi aşağıya alalım istersen Efe. Öyle bir şey, evet böyle daha mı iyi oldu? Evet. Vatana, millete bak. Hub bir fillah diye bir grup varmış, WhatsApp grubu. Bu da herhalde bu teğmenlerin, yani kapısına Atatürk fotoğrafı asılan bu dört teğmenin katıldığı grup. Vatana, millete davamıza hayırlı olsun gençler grup. Amin kardeşim benim, amin. Şimdi iniyoruz arkadaşlar, aşağı gelen gelsin. Ben sonra kılacağım kardeşim. Siz önden buyurun. Allah kabul etsin. Amin. Sonra devamı var. Ye, yeni ince, incelediklerimiz var ile. İnşallah onları da hep beraber okuruz. İnşallah kardeşim. Elimdeki kitabı bitirdikten sonra inşallah. Evci çıktın değil mi gülüm? Aynen. Kardeşim iyi gelir sana. Selam söyle herkese. Aleyküm selam kardeşim. Senin durumlar nasıl? Ee, sonra gene başka bir WhatsApp mesajı. Gene bu bir Orada ilham. bir ayrıntı var mesela evci çıktın değil mi diyor. E, hangi Sana iyi gelir diyor. E, hafta sonları e, malum FETÖ yapılanmasında e, bir e, eve gitme e, meselesi vardı. Cemaatlerin böyle bir durumu vardı. Orada ben böyle bir parantez açayım siz devam edin. Evet peki yani sen e, diyorsun ki yapılanma olarak bu abiler ablalar ışık evleri filan meselesine biraz benzeyebilir. Peki ben üçüncü e, WhatsApp mesajını okuyayım o zaman. Üçüncü, devam edelim. Evet e, gene bir fillah grubu ben indim kam kam kalmadıysam bekle beyler namaz kılınacak e, gelsin gelin mescide arkadaşlar yarın sabah mı beraber kahvaltı yapalım diyorum. Hacı Bayram Veli ya da bildiğiniz güzel bir mekanda gelmek isteyen var mı? Anket açılmış. Ee, evet diyen sıfır, hayır diyen üç kişi ee, böyle mesajlaşmalar. Peki bu ne? Şimdi sadece, sadece bu... E, WhatsApp mesajlarından çok kısa e, 5-6 mesaj içerisinden e, 4 noktaya değinmek istiyorum ben. Birinci değinmek istediğim nokta şu. Hubbü fillah grubu. Hubbü full, fillah e, Allah için Allah-u Allah Teala için sevmek anlamına geliyor. E, bir bu. İkincisi e, hadi böyle e, dindar subaylar böyle bir grup kurmuşlar diyelim. E, bunun da önünde bir engel yok diyelim. Tamam. Şimdi ben, orada, o, yani subaylar dindar olabilir, namaz kılabilir. Evet, 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 bu, burada hiçbir sorun yok. Fakat sorun. devamında şunu söylüyorlar. Allah korusun e, insanların ibadetini elbette. A, abiden aldığın kitabı okudun mu diyorlar bir abiden bahsediliyor abiden aldığın kitabı okudun mu diyorlar bu konuşmalarda evet, abiden aldığın kitap mı diyor evet ikinci dostlar evet. meclisi diye bir başka grup var bunlar çeşitli birbirinden farklı gruplar ee, bu, bu grubun adı değiştiriliyor sonrasında Ha, hubbi fillahtan bu hubbi evet. fillah grubu allah Teala için sevmek demek açıkladım. Evet. hemen ee, bu grupta abiden aldığın kitabı ikinci değinmek istediğim nokta şu eee bu abiden bahsediliyor. Abiden aldığın kitabı okudun mu deniliyor. Üçüncüsü ise bir evden bahsediliyor. Çıkılan bir ev. Hafta sonları gidilen bir ev. E, bundan bahsediliyor ve bir davadan bahsediliyor. Davamıza hayırlı olsun deniliyor. Bu hangi dava? Şimdi e, ben daha ileri burada ilk defa burada söyleyeceğim bir şeyi e, söyleyeyim. E, Harbiye yıllarında bu e, Atatürkçü Teğmenler bir grup Teymenin cemaat yapılanmasının içerisinde olduğunu tespit ediyorlar. Bunların düzenli olarak bir eve gittiğini de tespit ediyorlar. Sonrasında bunu e, evin adresiyle birlikte e, Kara Harp Okulu'ndaki komutanlara e, söylüyorlar, e, bildiriyorlar, şikayet ediyorlar. Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Türkiye 15 Temmuz'da e, cemaat görünümüne bürünmüş e, Fetullahçıların e, kimlerin ne olduğu sonrasında belli oldu. 15 Temmuz yaşadı Türkiye. Bir FETÖ darbesi yaşadı. 250'nin üzerinde insan öldü. Dolayısıyla teğmenler bunları bildiriyorlar. Diyorlar ki burada bir cemaat yapılanması var. Bir eve gidiliyor. Abilerden bahsediliyor ve bu evin adresi de biz tespit ettik şurası deniliyor. Şimdi soralım o zaman. Kara Harp Okulu'nda bununla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Harbiye'de herhangi bir işlem yapıldıysa bu olayın devamı getirildi mi? Şu anda Harbiye'de bu davanın, bu tırnak içinde davanın hala devam ediyor mu? Bununla ilgili. Çünkü bu bir döneme ait bir şey değildir. Bu cemaatler devredilir. Hala Harbiye'de bir cemaat yapılanması var mı? Şimdi bu soruları sormamız gerekiyor. Bunlar cevapsız sorular olarak kalıyor. Fakat bizim karşımıza ne çıktı? Bizim karşımıza çıkan şey şu. Şu anda e, bu yaşanan Tuzla Piyade Okulu'nda e, teğmenler arasında çıkan kavganın ardından e, yaşanan gelişme şu. Kara, kuvve, kara Kuvvetleri Komutanlığı bir soruşturma heyeti oluşturdu. Disiplin soruşturma heyeti. 7 öğrenci, 4'ü e, Atatürkçü subaylar, e, diğerleri ise e, Atatürk fotoğrafı takmayan ekip. Bu 7 öğrenci uzaklaştırıldı. İki tane de bir bölük komutanı üst teğmen, bir de alay komutanı albay uzaklaştırıldı. Dokuz subay uzaklaştırıldı. Ee, biz o yedi teğmenden devam edelim. 7 teğmenin elimizdeki e, belgeye dayanarak şunu söylüyorum. 7 teğmenin o Atatürk yakasına Atatürk fotoğrafı takmadınız diye ve Atatürk'e saygı duymuyorsunuz diye tepki gösteren dört teğmenin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı isteniyor. Bu bizzat şey tarafından isteniyor tabii ee, yani TSK komutanlar tarafından isteniyor yani. Evet Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın e, gönderdiği disiplin soruşturması heyeti tarafından isteniyor. Şu anda 5-6 e, gün içerisinde savunmalarını verecekler. E, diğer 3 teğmen hakkında ne isteniyor buna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Onların da ihracı isteniyor mu? Bu da başka bir soru. Şimdi Yeni Şafak, da, yeni Şafak da bu konuyu gündeme taşıdı eee Teğmen cuntası diye bir manşet yaptı. 14 Aralık'ta Teğmen cuntası diye e, bir manşet yaptı. Bu e, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tep takmayan teğmenlere tepki gösteren teğmenler için e, şunları söyledi. Bunlar bir junta bildiri hazırlığındalar. E, Cumhurbaşkanına hakaret ediyorlar WhatsApp gruplarında. E, namaz kılanları dövüyorlar vesaire vesaire Disiplin soruşturmasında Disiplin soruşturmasında e, bu komutanların e, bu teğmenlerle ilgili hazırlanan raporda CUNTA'ya rastlanılmadı. Herhangi bir CUNTA e, böyle bir ifade yok. E, bir bildiri hazırlığında olduğu söyledi Yeni Şafak. E, bir muhtıra hazırlığında olduğu söylendi bu Atatürk'ü teğmenlerin. Disiplin soruşturmasında böyle bir şeydir rastlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, hakaret ettikleri bu teğmenlerin iddia edildi. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ee, son olarak namaz kılanlara tepki gösterdikleri söylendi. Böyle bir durum da söz konusu değil. Şu anda, Bak, e, şu anda o, başka bir var yani orada en azından orada bir şüphe var ve bunun içinde de gereğinin yapılması bekleniyor. Üstelik de daha önce yani evet hayatım Ersin'cim şimdi bir izleyicimiz şey diye yazmış ya ülkeyi cemaatler yönetiyor siz ne konuşuyorsunuz demiş. Aslında haklı neden haklı biliyor musun sen bugün bir gün gazetesinde İsmail Arın'ın menzille ilgili haberini gördün mü? Görmediysen hemen ben ekrana getireyim. Bugünün manşetiydi. Kamu binalarını menzil tarikatının inşaat şirketleri inşa etmiş. Hem de bak neleri ee, yani benzin istasyonlarından inşaata, enerji santrallerinden beton üretimine kadar birçok alanda menzil tarikatı biliyorsun faaliyet gösteriyor zaten. Şimdi de jandarma komutanlığı belediye ve kamu hastaneleri binaları dahil ihaleleri alıyormuş. Haberin içine girelim haberin içine girelim. Hangi şirketler bunlar? İki tane şirketi var. En az iki tane. Biri Edep İnşaat. Yurt içinde irili ufaklı birçok projesi var. Diğeri Dehlevi İnşaat. Dehlevi İnşaat hem Türkiye'de hem Türkiye dışında da galiba ihaleler alıyormuş. 2010 yılında hizmet vermeye başlayan Edep İnşaat yurt içinde irili ufaklı birçok projeye imza atmıştır. Kendi internet sitelerindeki tanıtım metinleri. 2012 yılında hırdavat bölümünü kurarak hastane, belediye binaları, park bahçe kurumlarıyla yelpazesini genişletmiştir. Edep İnşaat'ın girin internet sitesi hakkında bölümünde tanıtım bölümünde okuyabilirsiniz. 2012 yılında Kastamonu Bölge Komutanlığı buyurun. 2014 yılında Van Erciş Jandarma Komutanlığı ihalelerini alarak başarıyla tamamlanmıştır. Mimarlık ve müteahhitlik hizmetlerini tecrübeli ekibiyle sürdürmekte, güvenilir yaşam alanları oluşturmaya devam etmektedir. Hatta bu haber bugün Oda TV'nin de yine manşetindeydi. Menzilin yapılanması, inşaat yapılan... Buyurun. Yani hani izleyicimiz haksız değil mi? Şimdi bir yanda senin haberin, bir yanda bu gerçekler. Evet haklı. E, fakat ben şöyle bir şart düşmek istiyorum. Evet. Kesinlikle bu ülkede e, hem sermaye ayağında hem kamu kurumlarında bir liyakat söz konusu değil. E, tarikatlar doluyor, cemaatler doluyor, onlar ihale alıyor, onlar para kazanıyor, holdingleşiyor cemaatler, tarikatlar vesaire. Ancak e, Türkiye'de 150 yıldır süregelen bir tartışma var. O da şu, e, askerlerin siyaset ilişkisi e, ve bu tartışmayı e, Atatürk, Fevzi Çakma şu şunu söyleyerek bitirdi. Ya genel kurmay başkanlığını tercih edeceksin, ya da Gerek. sivillerini giyeceksin, mecliste oturacaksın. Fevzi Çakmak genel kurmay başkanı olmayı tercih etti ve genel kurulda değil, çıktı yukarıda protokol bölümünde oturdu. Fakat biz bir türlü şunu aşamadık. 15 Temmuz'u yaşadık, biz hiç ders çıkartamadık mı Özlem Hanım? 15 Temmuz'u yaşadık. yaşadık. Sadece o mu? Nereye yaşadık? Yani siyasette kimler kimler? Yani çok ee, saçma sapan idam kararları neler 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 ne tartışmalar ve e, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla ilgili işte bugün e, sınırlarımızda görüyoruz yani neler yaşandığını ama hiç ortada bir şey yok gibi çok haklısın Ersin bu da bu süreci yazmaya devam edeceksin herhalde değil mi çünkü şimdi evet, aslında... e, yazmaya devam edeceğim çünkü e, önümüzdeki bir hafta içerisinde e, savunmalar alınacak e, 7 teğmeninde e, sonrasında ise bir karar verilecek e, bu Atatürkçü teğmenlerin ihracı talep ediliyor. Diğer üç teğmen için istenen e, ne gibi bir ceza var? Nasıl savunma yapmalarını istedi? Hani istediler. Ona dair henüz elimizde bir şey yok. Onlara ne kadar süre verdiler ve ne zaman savunma yapacaklar? Ona dair elimizde bir şey yok. E, fakat e, bir hafta içerisinde yeni gelişmeler e, olur diye tahmin ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık Ersin. Onhaber.net'i okumaya, sizi de takip etmeye devam ediyoruz. Ocak haftasında çıkacak yeni kitabınızı da Caner'le beraber heyecanla bekliyoruz. çok teşekkür ederiz. Çok o sağ olun. bayağı karıştıracak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ersin Eroğlu'nu böylece şey gönderiyoruz. Anlattığı şeyler önemli. Dindarlarla dincileri her zaman ayırdık. yani öyle de olması gerekir. Yani her şeyin suistimali var memlekette. Milliyetçiliğin de var. <laughs> ne yazık ki Atatürkçülüğün Cumhuriyetçiliğin de var. Dindarlığın zaten var. Yani suistimali olmayan yapılmayan kulak mememize kadar kutuplaştırıldık ne yazık ki. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşarken de tabii nefes almamız yani gerçeği bulmamız giderek daha da zorlaşıyor. Şimdi futbola geçeceğim ve aslında biraz futboldaki bu yasa dışı bahis meselesi bu son Faruk Hoca'nın Ankara gücü Ankara gücü önde bir hakemi dövmesi dosyasının içindeki ayrıntılar. Hepsini anlatacağım. Ama küçük bir mola verelim dosyalara. Bir başka olaya gidelim sizi. Karadeniz'e götürmek istiyorum. Karadeniz'de malumunuz bundan birkaç hafta önce yılbaşı yaklaşıyor ve hepimiz de hakikaten bir yılbaşı umudunu yaşamak istiyoruz ya. Hiç değilse yani sevincesinin coşkusunu bir kenara bırak. Geçenlerde onu konuşuyorduk anneme. Dedim ya biz ne kadar güzel yılbaşılar geçirmişiz. Şudur yani bir tane tavuk alırsın. Haşlarsın ya suyuna da güzel bir beyaz pilav yapar. Yanına zeytinyağlılar kurarsın salondaki sofrana e, çağrısın eşi dostu akrabayı ben babam bağlama çalardı e, kimimiz bağlama dinleyerek çalarak kimimiz televizyonda işte efendim Nesrin Topkapı'nın dans söz şovunu izleyerek senelerce böyle yılbaşılar yaşadık biz ve hiç kimse de bir kişi bile vay bu gavur icadı ne yılbaşısı yeni yıl falan böyle bir şey yoktu e, hiç böyle bir şey yaşamamıştık önce Rize'de Şimal AVM'de bildiğin Allah'ın Kurdelasını ...haç zanneden e, sevgili Rizeli vatandaşlarımızın infiali yaşandı... Arkasından da Ordu'da belediye bildiğin belediye bak kamu organı olarak Ordu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi oradaki kafelere, restoranlara e, yılbaşı ağaçlarınızı indirin buradaki süsleri sökün diye tebligat gönderdi. İnanmıyorsanız ahanda ekranda 16-12-2023 tarihli 16 Aralık 2023 tarihli Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı. Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nün 2021-22 nolu Kent Estetiği kurulu kararına istinaden. Ay gören de gerçekten mesela şeyde Rize'de o çay bardağı AVM'si var yani orada bir kent estetiği var zanneder yani. Altınordu ilçesi falan falan adresinde faaliyet gösteren iş yerinizin dış cephesinde izinsiz olarak yapmış olduğunuz süslemelerinizi üç gün içinde kaldırmanız. Aksi takdirde ceza işlem uygulanacağı hususu tarafınıza tebliğ olunur. Ciddi mi bu ya demiş Mücahit Fazlıoğlu? Gayet ciddi hatta Sayın Avukat Deniz Akbıyık, genç bir hukukçu, güçlü bir kadın. Bilmiyorum Lamborghini ile bir videosu yok benim gördüğüm kadarıyla şimdilik. O yüzden meslek basamaklarına nasıl ilerleyecek emin olamıyorum ama Deniz Hanım'ı ekrana davet edelim. Deniz Hanım hoş geldiniz Deniz Akbıyık. Eyvah ne oldu dondu. Tam en heyecanlı giriş yapacaktık. Ee, bir daha girsin Efe'cim Deniz Hanım bir daha istersen şey yapsın sen dondu atalım onu stüdyodan tekrar giriş yapsın. İnternetinde problem vardı. Ben size anlatayım meseleyi. Evet tebligat gerçek. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisi de bir hukukçu olan Deniz Akbıyık'ın ailesine, kuzenine gönderilmiş. Bu tebligatı Ordu'daki bütün kafe ve restoranlara göndermişler. Demişler ki bu süsleri buradan çıkartacaksınız, bunları sökeceksiniz. Avukat Deniz Akbıyık da eks hesabında bunu gösterdi bugün. Kuzenimin Ordu'da kafesi var. Kuzenimin Ordu'da kafesi var. Her özel günde ayrı bir konseptle Ordu'nun görüntüsünü güzelleştiriyorlar. Dört senedir de her yılbaşıda süsleme yaparlar. Bu sene yılbaşı süslerinin kaldırılması için ihtar gönderilmiş. Hayırdır yılbaşı süsü de mi yasaklandı? Tam da bunu soracağız Deniz Hanım'a. Valla evet öyle gözüküyor Deniz Hanım. E, yılbaşı süsü yasaklandı. Şey serbest ama. Yesar Yesar ile Eyfel önünde Lamborghini ile video çekebilirsiniz. Üstelik hukukçusunuz. E, birdenbire kariyer basamaklarını hızla ilerleyebilirsiniz böyle bir durumda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben hukukçuluğu bırakıp güzellik salonu işlerine girmeyi düşünüyorum. Orada... Evet, öyle. Bizim yani... de var projemiz. Görüşelim bunu beraber ilerleyelim. Var bizim de öyle projemiz var. <laughs> Merhabalar öncelikle herkese. Ee, yani bu gerçekten oldukça vahim bir olay bence yaşananlar. Ne bu ya? Gerçek değil mi yani bu tebligat gitmiş sizin kuzeninize ve oradaki bütün kafe ve restoranlara gitmiş. Ya şöyle bir olay süreci anlatayım size. Şimdi ben hukukçu olduğum için ailede kuzenlerim vesaire bir böyle hukuki bir problem olduğunda bana danışırlar. Ee, ve hani buna ne yapacağız işte buna nasıl itiraz edebiliriz ne olur falan ben bunu gördüm ve hani an itibariyle mi bunun hani hukukla çok alakalı bir tarafı yok yani bu çok absürt bir şey bu yazılı olan şey. Yani bunu ne yapabiliriz? Sosyal medyaya yazacağım ve daha sonrasında e, kamuoyu yaratalım dedim bununla alakalı olarak. E, ve böyle gelişti. Biz zaten ben paylaşım yaptıktan sonra artık hani ee, insanların da üstünde bu baskıdan o kadar bir yorgunluk var ki herkes mücadele etmekten çok yorulmuş ama bir yandan da bıkmış durumda. Böyle dakikalar içinde o kadar yayıldı ve o kadar destek aldı ki e, tweetimiz sonrasında göreceksiniz. İki saat sonra belediye görevlileri gelip e, bu kararı geri çektiklerini söylediler kamuoyu baskısı e, sebebiyle. Şimdi bu tebligatta çok ilginç bir şey var aslında. Dikkatinizi oraya çekmek isterim. Bir yani bir önce araya bir araya girip deniz, bir şey sormak istiyorum. Öyle kamuoyu de. baskısıyla yani bunlar eğer gerçekten de burada ifade ettikleri gibi estetik kaygılarla bu tebligatı gönderdilerse kamuoyu baskısına niye teslim oluyorlar ki? Yani kamuoyu şey mi talep etmiş? Bu çirkinlik kalsın kentimizde mi demiş yani? Yoksa bırakın insanlar diledikleri gibi e, mekanlarını süslesinler, neyi kutlamak istiyorlarsa istesinler mi demiş yani? Çok tuhaf yani. Kendi kendilerinin e, yalanlıyorlar yani. Peki neyse evet kamuoyu baskısıyla kaldırmışlar. Buyurun dinliyorum size. Evet, orada göreceksiniz 2022-2023-22 20, sayılı karar diyor. Zaten sen böyle bir şey tebliğ ettiğin zaman bana bu karar da söylemek zorundasın. Yani sen neye dayanarak bir karar aldın? Ama devamında okursanız şey göreceksiniz. Yılbaşı süsleri sebebiyle. Yani çok alenen açık bir şekilde hukuka aykırı bir işlem yapıyor belediye. Ve bunu da yazmaktan çekinmiyorlar. Yani çok ilginç. Çünkü bu kent estetiği dediğimiz şey, ya, böyle kararlar alınabilir. Şey bilirsiniz mesela Bodrum'da, Alaçatı'da beyaz olmalıdır dış cephe. Çünkü işte bir e, kent kurulu kararı vardır. Aynı şekilde bunlar Ordu'da da mevcut. İşte belli başlı renkler var, dışarı boyamak falan ama süs dediğimiz şey zaten böyle bir şey değil. Yani süs denilen şey belli bir konsept için yapılan, belli bir dönem için yapılan ve zaten oradan kaldırılacak. Kaldı ki zaten hani bir kent estetiği içerisinde bir tabela vesaire gibi bir, bir durum yok. Biz de bunu dediğim gibi paylaştık. E, hatta şunu da söylemek isterim yani o kadar yılbaşı bazlı ki o kadar rahatsız edici ki yani burada bence layık Türkiye Cumhuriyeti'ne e, karşı bir karar alınmış. Daha sonra anlamışlar ne yaptıklarını kamuoyu baskısıyla beraber iki saat sonra geri gelinmiş ve Belediye görevlileri diyor ki bunu işte yılbaşına kadar evet tutma kararı aldık. Yani zaten yılbaşı süsü. Yani yılbaşı süsünü Daha ne kadar? Yılbaşı. Evet. <laughs> yani Bir de şöyle bir şey var, hep yapıyorlar. Yani kuzenim olduğu için çok detay biliyorum. Konsept bir kafe. İşte, Cumhuriyet bayramında da her yere Türk bayrağı asmışlardı. İşte Parla şarkısını çalmışlardı. Böyle bir e, şehirlerini güzelleştirmeye çalışırlarken aksine. Böyle bir karar geliyor ve bu kararı ne yazık ki hepimiz biliyoruz ki İtü'nün yılbaşı ağacının korunmasıyla bir farkı yok. Yani biz mutlu oluşumuzu korumaya çalışıyoruz. Çok acayip gerçekten yaşadığımız şeyler. Mesela bazı izleyicilerimiz yazıyor bizim kültürümüzde yılbaşı ağacı diye bir şey yok diye. Kültürümüz derken neyi kastediyorlar? Ben tam anlamıyorum gerçekten de. Çünkü bu ülkede 84 milyon insan yaşıyor ve hani herkes farklı şeyleri ee, inanabilir. Farklı şeylerden mutlu olabilir. Bu bir kültürel bir şey değil. Ayrıca takvimsel bir şey. Bir yıl bitiyor öbürü başlıyor. Dolayısıyla bunun bir kutlaması olması çok normal bir şey. Ee, yani sizin doğum gününüz gibi bir şey beyefendi. Yani siz doğum gününüzü kutlamıyor musunuz? Bu da işte yılbaşı kutlaması. Yani neden her şey... Ya bu arada... Dinle, dini kavramlarla, İslamiyetle, Müslümanlıkla anlaşılır, algılanır ve sadece o kriterlerle değerlendirilir oldu. Ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl buraya geldik onu da bilmiyorum yani. Ben 52 yaşındayım Deniz, siz çok gençsiniz ekranda görebiliyorum bunu. İnanın böyle bir Türkiye'de yaşamadık biz. İnanın yani biz yeni yılımızı da yılbaşımızı da gayet güzel ailemize kutlar, eğlenirdik. Tere söz gösterileri seyrederdik. E, alkışımızı yapar, şarkılarımızı söyler. Sokaklarda hoplar zıplardık. Hiç böyle vay onu süsledin, bunu yaptın, vay kutladın, kutlamadın böyle bir şey yoktu yani. Artık çam ağaçlarıyla uğraşmaya başlayan, e, ABM'lerin tepesindeki kurdelaları haç olarak görmeye başlayan bir kafaya geldik. Çok fena bir şey bu hakikaten. Peki şimdi son olarak o niye bir de bunlar hep Trabzon'da ordu oluyor? Ben bir de onu anlamıyorum tabii. Ee, şimdi bitti ama bu değil mi? Yani bu tebligat geri çekildi. İnsanlar diledikleri gibi yeni yılı kutlayabilecekler, öyle mi? Evet öyle gözüküyor. Yine tırnak içinde izin verdiler, sağ olsunlar an itibariyle. Çok ufak bir tip not geçmek isterim. Bu arada Türk kültüründe de vardır. Şaman adetleriyle beraber çaput bağlanması vardır bizlerde ve bu aslında yeni yıl dileği olarak da kullanılır. Aslında bizim adetimizde de var ama olmasa da kimine ilgilendirir. O bambaşka bir e, husus. Yani insanlar yeni yılı kutlamak istiyorlar sadece. Bu ne yazık ki bir baskı, bir ideolojik ve az önce sizin söylediğiniz gibi dindar ile dinci ayrımındaki işte böyle dini kullanarak aslında kendi isteklerini başkalarına e, dayatmaya çalışan insanların ne yazık ki gerçekleştirdiği eylemler. Şimdi ne oldu? Ee, o kadar çok yayıldı ki bir yanda insanlar dediler ki hani siz ne yapıyorsunuz? Ee, hani ben hatta hayırdır yazdım böyle bir sinirle. Hani, ne oluyor diye. Onun üzerine iki saat sonra e, bu tebliğleri da, e, dağıtan zabıta görevleri geliyor ve diyorlar ki işte e, belediyede belli başlı isimler konuşmalar yaptı ve bunun üzerine e, yılbaşına kadar bu süslerin e, kalmasına karar verildi diyorlar. Ha, bu arada bu bireysel bir şey değil. Ben kuzenimi tanıdığım için onu bahsettim ama tüm esnafa yapılmış bir şey ve tüm esnaftan da geri toplanıyor. Ama zaten hali hazırda gündem oldu. Ya bir e, tweet vardı hatta benimle onu paylaştılar. Ülke adı Türkiye yönetim şekli gelen tepkiler üzerine diye. Gerçekten gelen tepkiler üzerine karar bir anda verdi. Peki. Deniz Akbik çok teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla uzmanlık alanı spor hukuku. Evet. Önümüzdeki günlerde sizinle çok yayınlar yapacağız gibi geliyor bana. Bu hafta bu yasa dışı bahis bu süreçler başladığında sık sık kapınızı çözeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok bu arada siz de çok genç gözüküyorsunuz ayrıca. Onu da ekleyeyim. Çok teşekkür evet. ederim davetiniz için. Sağ olun. Için. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Güzellik salonuna ihtiyaç yok diyorsunuz yani ama yine de söz aldım. Birlikte <laughs> bu yeni bir sektöre <gülüyor> giriyoruz. bunu. <laughs> yani. <Yardırlayalım> Peki <laughs> Deniz Hanım. Çok teşekkürler. Şimdiden mutlu, güzel, umut dolu seneler diliyorum. Sağ olun. Herkese. Ee, Sağ olun. Spartan diyor ki ağacın yeri ormandır. Onu biz uzun zamandır söylüyoruz ama dinleyen mi var? Ne ormanlar yandı bu ülkede ne gezi parklarında ağaçlar katledildi Spartancığım. Aha neyse. Şimdi e, Ordu'da da bu yaşandı. Biliyorsunuz daha önce Yıldız Üniversitesi'nde de benzer bir süreç şey yaşanmıştı. Allah akıl fikir versin. Bu da benim yılbaşı duam olsun. Allah herkese yarabbim niyaz ediyorum sana duy sesimi. Akıl fikir, izan, vicdan değil mi? Yani bunlar çok önemli. E, insana bahşedilmiş özellikler bunlar. Yani beyin diye bir şey var, düşünce diye bir şey var. İnşallah bunları herkes için eşit şekilde dağıtırsan yarabbim biz de daha huzurlu bir ülkede yaşarız belki. Şimdi ee, gelelim futbol meselesine. Orası da çok karışık. Hem yasa dışı bahis meselesi karışık hem hakemler konusu ve futbolda şiddet meselesi karışık. Hem de Fenerbahçe'de bir de başkanlık tartışması başlamış durumda. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu malum Ankara gücü şiddet, hakeme şiddet olayından sonra bir ligleri erteleme kararı zorunlu zaruri olarak ortaya çıkmıştı malumunuz Salı günü yarın değil öbür gün ligler başlıyor ama ligler başlamadan önce hakem heyetleri hakemler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle bir araya geldiler ve iki istekte bulunmuşlar bunlardan birincisi saha içi güvenliğin herkes şekilde korunması ve oradaki güvenlik tedbirlerinin artırılması. Çünkü adamlar diyor ki yani hakemler sadece saha içi değil soyunma odalarında da biz tehdit ediliyoruz. Koridorlarda da tehdit ediliyoruz ve sürekli olarak da tribünden tacize uğruyoruz. Bu konularla ilgili bir önlem alsın Futbol Federasyonu demiş hakemler. Adamlar haklı. Çünkü Faruk Koca sadece burada e, stadın ortasında dövmüyor hakem. E, Umut üyeleri aynı zamanda Umut soyma odasında da arkasından Biliyorsunuz bu iş bitmedi falan diye Bağırmaya devam ediyor ikinci bir dilekleri var Hakemlerin futbol federasyonunda Mevcut cezaların hem Hukuki hem de sportif acıda Artırılmasını yani caydırıcı Olmasını istiyorlar ki bu şiddet iklimi Bitsin TFF'de hep Yanınızda olacağız demiş böyle gayet güzel Bir serpme kahvaltı görünümünde Bir de fotoğraf vermişler bugün tabii asıl futboldaki siyasallaşma siyaset ikliminin futbola girmesi bütün neredeyse teknik direktörlerin hatta oyuncuların kulüp başkanlarının ve sahipliklerin siyaset tarafından dizayn edildiği iddiaları önemli ölçüde vardı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ekşiye istifa çağrıları vardı ve bugün bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı Mehmet Büyükekşi çünkü bir ara istifa ettiğiyle ilgili bazı haberler yayıldı internete. Bunun üzerine Candaş Tolga Işık meslektaşım kendisine aramış. Az önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştum. Görevden alındığı yönündeki iddiaları sordum. TFF seçimle gelenip seçimle gidilen özerk bir kurum. Evet evet aynen öyle. Görevden alma verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar ani acaba. Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor diye bir açıklama yapmış. Yani sizin anlayacağınız Mehmet Büyükekşi görevini ve koltuğunu korumaya devam ediyor. İstifa falan etmeyi de düşünmediğini Candaş Tolga'ya verdiği bu açıklamada böylece anlıyoruz. Yasa dışı bahis meselesinde zaten gazetecilerin birbirine girdiğini söylemiştim dün akşam itibarıyla bir grup işte Derkan Başar ve Eser Şahin alanını işaretlerken bir grupta Adana Alana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'ın da isminin geçtiği acayip isimlerle dolu bir iddialar bütününü ileri sürüyor. Bakalım hangi dosya açılacak ama ben eminim ki Ali Yerlikaya hiç uzak olmayan bir takvimde bu bahis dosyalarını ve futbol dünyasını şoke edecek, yeri yerinden oynatacak bir soruşturma ve operasyonu hayata geçirecek. Fenerbahçe'nin içerisinde de bir tartışma devam ediyor. Aslına bakarsanız bütün bu yasa dışı bahis iddiaları, futbolda şiddet meselelerinde taraftar kulüpleri yani taraftar grupları ve kulüpler birbirini de suçladı ve gazeteciler üzerinde de bir baskı kurmaya çalıştılar. Kulüpler değilse de taraftar grupları. Kimileri Ali Bey'in Ali Koç'un bir videosunu paylaşıp işte e, bu başkan değil miydi hakemleri hedef gösteren dedi. Kimileri Erdem Timur'un bir videosunu paylaşıp hayır asıl buydu dediler filan ve bu e, fanatizm içerisinde kimileri de Faruk Kocanın yanındayız dediler malumunuz Ankara Gücü'nün bir e, taraftar grubu. Yani e, ortalık birbirine girdi. Herkes birbirini suçluyordu. Fenerbahçe aslında şu anda sportif olarak benim gördüğüm iyi gidiyor. Şampiyonluk e, umudu da var. Ama buna Hemen içeride bir genel başkan e, tartışması rüzgara esmeye başladı. Çünkü Nisan ayında malumunuz kongre var ve e, Ali Koç şimdiki başkan ya yeniden seçilecek ya da yerini bir başka e, başkana devredecek. Bir süredir Fenerbahçe başkanlığını çok istediğini uzun zamandır aslında bildiğimiz Saadettin Saran konusu gündemdeydi. Saadettin Saran'ın e, aday olması bekleniyordu. Fenerbahçe kulüp başkanlığına ve bu konuda da bazı görüşmeler yapmıştı. Hatta eğer böyle bir adaylık süreci olursa kendisiyle birlikte çalışacağını düşündüğü kurma ekibini de kurmuştu. Bazı isimler var. Kadın odaklı bir ekip de yapıyor onu da söyleyeyim. Çok enteresan isimler duyuyorum Saadettin Sara'nın bu çalışmalarıyla ilgili. Uzun zamandır kendisiyle birlikte yol yürüyen dostları da yanında. Bu dostların bir bölümü aynı zamanda Sayın Ali Koç'un da çok yakınında. Dolayısıyla bu şimdiki başkanla Fenerbahçe'de bir sonraki başkan adayı, aday adayı arasında... Olumlu bir irtibat var onu da söyleyeyim zaman zaman bir araya geliyorlar sadece ikisinin bulunduğu bazı yemekler yeniyor toplantılar yapılıyor ee, ve bazı öneriler getiriyorlar birbirlerine. Ee, Ali Bey Saadettin Bey'e beraber ilerleyelim e, e, demiş benim duyduğum kadarıyla Saadettin Bey bir başkan varken bir diğer başkan adayı sizinle yol alması belki uygun olmayabilir bunu düşünelim demiş ama böyle bir halef selef yani ardıl bir şekilde birbirlerinin koltuğuna oturmakla ilgili bir süreç şu anda çalışıyor benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe sportif başarısına devam eder ve eğer bu sene şampiyon vesaire olmaya başarırsa Ali Koç kalır Başaramadığı durumda Ali Koç ismi tartışmaya açılabilir. Hem kulüp içinde hem taraftar gruplarında. İşte o zaman Saadettin Saran belki kendi başkanlık sürecini başlatabilir. Bugün iki spor gazetecisi bu konuyla ilgili haber yaptı. Bunlardan biri Umut Eken fanatik Gazetesi de gazeteci meslektaşımız. Saadettin Saran Fenerbahçe seçimlerinde başkan adayı olma kararını aldı. Bir süredir yoğun bir trafikte birçok kişiyle görüşen Saran yönetim kurulu için birkaç isim belirlemiş durumda e, ee, Ali Koç'la Saadettin Sarı'nın birkaç ay önce görüştüğü Koç'un ben seçime girmiyorum hazırlıklarını yap sözü üzerine Sarı'nın çalışmalara başladığı biliniyor. Sarı'nın argümanlarından biri de bu. Koç'un geçmişte ben sadece iki dönem için geldim açıklamasını Koç için belirleyici buluyor. Ee, son iki madde hariç ilk iki maddeyi ben de yüzde yüz biliyorum. Kendisi evet başkan adayı olma kararı aldı ama ne zaman? Bu kongrede mi bir sonraki kongrede mi? O hala bence bir soru işareti. Ve evet bir süredir Saadetsiz Saran asla bakarsanız çok uzun süredir e, başkanlık yönetim kurulunu belirlemek üzere çevresinde çok güvendiği dostlarıyla zaten sürekli olarak görüşüyor. E, yani anlayacağınız e, e, Fenerbahçe'de e, önümüzdeki haftanın en çok konuşacağımız gündem maddeleri arasında olacak. Saadettin Saran Ali Koç aday olmazsa aday olacak diye yazıyor ya Sabuncuoğlu. Ali Koç aday olursa onu destekleyecek. Fenerbahçe şampiyonluk potasındayken camiayı ve takımı seçim atmosferine sokmamak için uzun süredir bir şey konuşmuyor. Öncelik Fenerbahçe'nin şampiyonluğu seçim sonra gelir düşüncesinde. Evet durumlar bu. Sadettin Saran ve Ali Koç tarafı ve Fenerbahçe tarafında durumlar bu. Bunu da aktarmış olalım. Son olarak siyasetteki adaylıklara bakalım isterseniz. Bugün yayın kapatmadan önce İyi Parti'nin içinde fırtınalar aynen devam ediyor. Fırtınalar koparsa kopsun. Ne güzel bir şarkı severim. Çok severdim yani. Hala da güzel şarkı aslında. Şarkı iyi yani. Neyse fırtınalar kopuyor sizin anlayacağınız İyi Parti'nin içerisinde. Ee, İyi Partili İbrahim Özkan İBB Belediye Meclis üyesiydi kendisi. onun verdiği kararlar ve net duruşuyla İyi Parti içinde bir grup daha koptu İyi Parti'den. İyi Parti'ye sonradan dahil olan Oktay Vural'la İbrahim Özkan arasında çok sert polemikler yaşandı. İbrahim Özkan en azından İstanbul özelinde İyi Parti'ye İmamoğlu'nu desteklemek ve CHP'yle işbirliği yapmak konusunda ikna etmek için arka kapı diplomasisi gözetiyorduk, yürütüyorduk. Siz ne neden engel oldunuz? istiyor Oktay Bural da diyor ki sen kimsin arka kapı diplomasisi yapacak? Bizden habersiz genel merkez teamillerine aykırı olarak nasıl böyle bir süreci yönetirsin? İbrahim Özkan da ona cevap veriyor. Asıl sen kimsin? Sen geldin aramıza karıştın. Biz zaten buradaydık. Partiyi biz kurduk. Sen sonradan dahil oldun. Sizin anlayacağınız iyi Parti bildiğiniz gibi yoluna hem hür ve müstakil hem de birbirini yemek kaidesiyle devam ediyor. Ama şunu söyleyelim İYİ Parti'nin belediye meclis üyeleri partilerine istifa ettiler. Ve İstanbul özelinde İbrahim Özkan'ın yanında saf tuttular. İyi Parti yönetimi de e, kendilerinin kararlarına karşı çıkan ve İyi Parti'den istifa eden milletvekillerinin milletvekilleri e, pozisyonundan da ifa, e, istifa etmeleri gerektiğini e, söylüyor. Orada öyle bir tartışma devam ediyor. Bu arada Dem Parti'nin HDP'nin eski açıklamaları var. Dem Parti seçime kendi adaylarımızla girme eğilimi güçlendi ve müzakereleri açığız diyor. Bu özellikle Adana, Antalya, İstanbul, İzmir gibi kentlerde CHP'nin elini son derece zorlaştıracak bir karar. Ankara'da hedef seçmeninin büyük bir etkisi olmamakla birlikte, Bolu'da olmamakla birlikte, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da çok büyük etkisi olduğunu İzmir'de de söyleyelim. Kendi başlarına, öz başlarına Dem Parti'nin de böyle bir seçime girme kararı en çok CHP'li adayların işini zorlaştıracaktır. Valla bu karar çok ciddi gözüküyor ve geri dönülmez gözüküyor benim gördüğüm. Zira mesela Ahmet Türk Mardin'den bir kez daha aday olmak için başvurusunu yapmış bile. Ee, onun için doğuda kendi adayları, batıda kim bilmiyorum ama e, yani dengeleri bozacak e, bir kilit parti konumunda dem. E, siyasetin demi e, HDP'nin çatısı altında şu anda tütüyor diyeyim ben size. Bakalım ne olacak bu işin sonunda. AK Parti İstanbul için bir aday arayışında bulamıyorlar. Murat Kurum bence hala en güçlü adaylardan biri. Ben neredeyse emindim. Ee, i̇ki gün öncesine kadar Murat Bey'in İstanbul adayı yapılacağına, fakat şu ara enteresan bir şey oldu. Duyduğum kadarıyla e, önemli bir kaynağından duyduğum kadarıyla Cumhurbaşkanına sayın kurumla ilgili bir dosya verilmiş ve deprem bölgesinde başarısız oldu. Deprem bölgesindeki deprem konutları ve oranın yeniden imar konusunda başarısız olduğu yönünde bazı bilgiler gitmiş ve Cumhurbaşkanı onun üzerine yeniden düşünmeye başlamış. Son dönemde Murat Kurum'un isminin yanına benim aslında haftalar önce burada anlattığım çok önemli bir başka isim eklenmiş gözüküyor. O da zaten şu anda Ak Partili Belediye olan Ak Partili Fatih Belediye Başkanı. AK Partili Fatih Belediye Başkanı'nı ben size buradan haftalar haftalar önce anlatmıştım. Kendisi çok enteresan bir insan çünkü kendisi e, mimar ve şehir plancısı. Uzun yıllar kamuda Toki'de e, üst düzey yöneticilik yapmış ve aynı zamanda Trabzon'da doğumlu ve 1967'de yani neredeyse Ekrem İmamoğlu'na çok benzeyen bir e, çizgide olan bir beyefendi Fatih'in AK Partili Belediye Başkanı Ergün Turan bir kez daha hatırlayalım. 1967 İstanbul doğumlu Aslan Trabzon, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun. Yıllarca dış ticaret ve inşaat sektöründe faaliyetlerde bulunmuş. Kamu hizmeti kapsamında Güngören Belediyesi'nde teknik başkan yardımcılığı yapmış. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi deneyimi var. İmar Komisyonu üyeliği ve başkanlığı yapmış. Sonra meclis ikinci başkan vekilliği, ardından da yine İBB meclisi AK Parti grup başkan vekilliği görevlerini yürütmüş. 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na atanmış. Şehir planlama, yapı, kent kültürü, geleneksel mimari konularında birçok çalışması var. Ve Tayyip Erdoğan'la çok yakın bir ilişkisi var. Son olarak da kendisi Fatih Belediyesi'nin Fatih Belediyesi'nin başkanlık görevini yürütüyor. Ee, evli ve dört çocuk sahibi. Yani bir Trabzonlu'nun karşısına bir Trabzonlu'yu, inşaatçı bir ailenin karşısına inşaatçı bir aileyi, e, kamu tecrübesi olan, Büyükşehir Belediyesi'nde her pozisyonda bulunmuş bir ismi e, bir ismi e, getirmek yönünde bir çalışma var. Niye öyle diyorsun Volderon ya? Hem bize göklerden şeyler, üyelikler yağdırıp beğen anlamında söylüyorsun herhalde. <laughs> İstanbul'u hallaç pamuğu gibi atabilir. Evet yani e, güçlü bir isim olduğunu söyleyelim. Son zamanlarda Ergün Turan'ın ismi Murat Kurum'un önüne geçmeye başlamış külliyede ve Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan e, nezdinde onu söyleyelim. Bakalım bu ipi kim göğüsleyecek? Her kim göğüsleyecekse e, aslında yani değişen bir şey olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun rakibi İstanbul'da tabii ki. Tayyip Erdoğan olacak kendisi her yerden aday Sayın Cumhurbaşkanı hatta bugün Sedat Bozkurt'un bir yazısı vardı ve o da şuydu o yazıda Sedat Bozkurt aslında İstanbul'daki adaylaşma sürecinin 2028 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde kilit olacağını yazmıştık ben de katılıyorum Sedat'a belediye başkanları aslında olası Cumhurbaşkanı adayları. Bunlar Mansur Yavaş olabilir, Ekrem İmamoğlu olabilir ama burada ilginç olan yeniden mi ima, e, e, şey Tayyip Erdoğan olabilir. Öyle gözüküyormuş. Kendisi son dönemim demişti ama anlaşılan tıpkı şey gibi e, İmamoğlu gibi pardon Putin gibi Putin gibi nereden çıktı İmamoğlu Putin gibi sonsuza kadar görevde kalmak istiyor. Bu sene önümüzdeki sene Rusya'da seçim var ve tabii ki bilin bakalım kim seçilecek. Aa! Vladimir Putin. Evet bütün seçimler Vladimir Putin. Var öyle ülkeler. Allah'tan bizim ülkemiz öyle bir ülke değil onun için keyfimiz yerinde. Durumlar budur günün en güzel haberi başta verdiğim haberde onunla bitirelim bizim kızlar kazandı her türlü bizim kızlar kazanacaktı zaten dünya kupasında şampiyonluk maçında malumunuz evet ya bu yeni mi geldi harika Eczacıbaşı vs Vakıfbank maçı izledik terat ekranlarında heyecandan heyecana boğulduk ve de bizim kızlar kazandı yayına girerken Nazak Yolu aradım sevgili <laughs> Sevgili e, ailemizin gururu nazı açmadı haklı olarak. <laughs> yani niye açsın? Bir daha deneyeyim bakayım. Bir sesini duymak mümkün olacak mı? Ama büyük ihtimalle açamaz diye düşünüyorum. Şu anda yeni çıktım açtan... E, kim bilir nerelerdedir. Yes, evet, açamıyor. Evet günün en güzel haberi voleybolcu kızlarımız bizi her şekilde gururlandırmaya, mutlu etmeye devam ediyorlar. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yeni haftaya işte bu gündemlerle başlıyoruz. Yarın Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor. Salı günü ligler başlıyor. Perşembe günü Merkez Bankası'nın politika faiz kararı var. Sonrası zaten seçimlere 100 gün, yeni bir seneye ise neredeyse 10 gün kalmış olacak. Yarın 17'de görüşmek üzere. Bir pazar günü de yine bize ayırdığınız, güvendiğiniz, beğendiğiniz, katıl butonuna bastığınız, destek olduğunuz için göklerden hediye evlilikler gönderdiğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sürü kalp göndererek gene bitirelim. Hoşçakalın.